Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin ortak özelliğidir? Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım fethedilmiş, Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır alınmış, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hint deniz seferleri gerçekleştirilmiştir. Bakalım ışıklarımıza. Venediklilere karşı kazanılmış olmaları tabii ki değil arkadaşlar. Kırım zaten Kırım Hanlığı Mısır Memlüklerden Hint Deniz Seferleri Hindistan üzerine yapılmış seferlerdir. Venediklilerle bir alakası yoktur. Ticari amaçlı fetihler arasında yer almaları olur arkadaşlar. Çünkü hepsi denizlerle alakalı durumlarda. Özellikle Kırım mesela Karadeniz Türk Gölü gelecek. Hint Deniz Seferi. Mısır zaten arkadaşlar çok fazla ticaret yapılabilecek önemli bir nokta. E, bu yüzden B şıkkı olur. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerine karşı düzenlenmeleri olmaz tabi ki arkadaşlar. Arayış yılları içerisinde gerçekleştirilmeleri değil tabi ki gördüğünüz gibi yükseliş dönemindeyiz burada. Akdeniz'in Türk gölü haline getirilmesinde etkili olmaları değildir arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu fetihlerin sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir? Fatih döneminde Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım Hanlığı Osmanlı topraklarına katılmıştır. Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü bu bölgelerde hala e, siyasi birliği bozan unsurlar yer almaktaydı ve bu şekilde de bu bölgelerin fethedilmesiyle birlikte Türk siyasi birliği sağlanmış olacaktır. Balkan hakimiyetinin kesinleşmesi, Balkanlarda hakimiyet aslında 2. Kosova Savaşı ile kesinleşmişti arkadaşlar. Zaten bu bölgelerin Balkanlarla bir alakası yoktur. Karadeniz'in Türk gölü haline getirilmesi özellikle Kırım Hanlığı'nın ele geçirilmesiyle birlikte Türk gölü haline gelecek arkadaşlar 1 ve 3 yani C şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren Osmanlı padişahlarının Divan-ı Hümayun'a başkanlık yapmamalarının durumlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir. Arkadaşlar artık Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren padişahlar değil sadrazamlar Divan-ı Hümayun'a başkanlık edecekti. Bakalım sadrazamların etkinliğinin artmasına tabii ki sebep olur. Çünkü başkanlık yapacaklar orada. Söz sahibi olacaklar. Divanın danışma meclisi özelliği taşıması da olur arkadaşlar. Çünkü çünkü orada kesin kararlar alınmıyor. Sadece bir danışma meclisi son kararı yine padişah söyleyecek. O yüzden padişahın katılması çok da şart değil diye düşünülecek. Halkın yönetimi ortak olması hayır tabii ki Osmanlı'da böyle bir durum söz konusu değildi biliyorsunuz ki. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İstanbul'un alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet Ortodoks Kilisesini himayesi altına almış, İstanbul halkına din ve vicdan hürriyeti sağlamıştır. Bakalım şıklarımıza Hristiyan birliğinin parçalanmak istendiği olur tabii ki arkadaşlar. Çünkü Fatih Sultan Mehmet onlara zaten haklar tanıdıkça Ortodoks Kilisesini himayesi altına aldıkça aralarındaki birlik açılacaktır. Doğru. İsmail politikasına uygun hareket edildiği olur. İstimaliyet politikası neydi? Hoşgörü politikasıydı. E onlara din ve vicdan hürriyeti sağlamış arkadaşlar. Tabii ki hoşgörü davranmış. Osmanlı'nın Ortodoksların koruyuculuğunu üstlendiği olur. Çünkü bakın Ortodoks kilisesini himayesi altına almış arkadaşlar. Doğru batıya dönük bir fetih politikası takip edildiği olur tabii ki arkadaşlar. Tabii ki doğru. Teokratik devlet anlayışının yerini seküler düzenin aldığı, seküler düzen dediğimiz şey dünya hayatının daha fazla önemsenmesidir. Tabii ki de Osmanlı Devleti teokratik bir yönetim uygulamıştı. Seküler bir düzen yoktu arkadaşlar. O yüzden E şıkkı olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkıdır. Verilen gelişmelerden hangileri Karadeniz'in Türk Gölü olması yolunda gerçekleştirilen çalışmalar arasında yer almaz? Cenevizlilerden Amasra'nın alınması Olur tabii ki arkadaşlar. Karadeniz taraflarına yakın olan bölgeler aslında bizi ilgilendiriyor şu anda. Tabii ki birinci öncülü kabul edebiliriz. Vadi Seyl Savaşı'nın kazanılması. Arkadaşlar bu Sokullu Mehmet Paşa döneminde olan bir gelişme. Afrika ile alakalı bir gelişme aslında. Yani Karadeniz'de hiçbir alakası yoktur. Pontus Rum İmparatorluğu'nun ortadan kaldırılması Tabii ki olur çünkü Pontus Rum İmparatorluğu nerede zaten? Trabzon'da. Kırım'ın Osmanlı egemenliğine alınması da zaten Karadeniz'in Türk Gölü olması konusunda en önemli noktalarımızdan biri. bu yüzden hangisi yer almaz dediği için doğru cevabımız yalnız iki yani A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği devletler arasında yer almaz? Arkadaşlar Avusturya tabii ki yer alır. Ee, örnek olarak neyi verebiliriz? Birinci Viyana kuşatmasını söyleyebiliriz. Mesela Macaristan'la mesela Mohaç Meydan Muharebesi vardır arkadaşlar. Safevi yani İran'la çaldıran savaşı olmuştur. Fransa ile herhangi bir mücadele olmamıştır. Venedik'te zaten Kanuni Sultan Süleyman döneminde mücadeleler mevcuttu arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir? Doğu Akdeniz'de güçlenmesi, İslam dünyasının en büyük gücü haline gelmesi. En büyük güç olmak için ne olmamız gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki halifeliği elimize almamız gerekiyor değil mi? Peki halifeliği biz ne zaman aldık? Tabii ki Mısır seferi ile Yavuz Sultan Selim döneminde almıştık. Bu yüzden doğru cevabımız elbette A şıkkı olacaktır. 16. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin Fransızlara hukuki ve ticari ayrıcalıklar tanımasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Akdeniz ticaretini canlandırmak tabii ki etkili olur arkadaşlar. Çünkü Fransızlar e, kendilerine tanınan ayrıcalıklar sayesinde ticaret yapmak için Akdeniz'i tercih etmeye başlayacaklar. Hristiyan birliğini parçalamak da olur. Çünkü Fransızlar zaten Katolik, Ortodokslar bu durumdan rahatsız olacaktır ve aralarında problemlere yol açabilir bu durum. Tabii ki doğru. Fransız limanlarını kullanmak değil arkadaşlar. Osmanlı'nın böyle bir ihtiyacı yok zaten. Doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Dünya gücü Osmanlı konusunu anlatan Ayhan öğretmenin kuşatmalarından hangileri ile ilgili zafer kazanılmıştır ifadesini kullanması beklenemez. Bakalım Malta. Malta hiçbir zaman Osmanlı tarafından fethedilemedi arkadaşlar. Sadece kuşatma olarak kaldı. Bu yüzden zafer kazanılmıştır tabii ki diyemeyiz. Aynı şey Viyana için de geçerli. Birinci ve ikinci Viyana kuşatmaları oluyor. Ve ikisi de biliyorsunuz ki kötü sonuçlanıyor. Rodos ise fethediliyor arkadaşlar. Kim tarafından? Kanuni Sultan Süleyman tarafından. Yani bir zafer kazanılmıştır diyebiliriz. Beklenen maz diye sorduğu için 1 ve 2 yani D şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Cem Sultan isyanının Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri arasında yer almaz? Fetih politikasına ara verilmesi olur tabii ki arkadaşlar çünkü içeride böyle bir isyan varken dışarıya fetih yapmak biraz güçtür. İspanya'daki Müslümanlara yeterli yardım yapılamaması. Evet çünkü Cem Sultanı e, alıkoyanlar da arkadaşlar Para almaya başlıyor Osmanlı Devleti'nden. Ve tabii ki Osmanlı Devleti e, çok fazla para kaybettiği için İspanya'daki Müslümanlara yeterli derecede para kalmayacaktır. İç sorunun dış sorun haline gelmesi olur. Çünkü Cem Sultan e, dışarıya kaçacak arkadaşlar. Yani bu bir iç isyanken ülke dışına çıkacak. Bu tabi ki dış sorun olmasına sebep olacak. Karamanoğulları ile ilişkilerin bozulması da olur. Çünkü Cem Sultan Karamanoğullarına da sığınacak. Baharat yolu hakimiyetinin kaybedilmesi tabii ki olmaz. Çünkü baharat yolu hakimiyeti zaten Cem Sultan'dan sonra gelişen bir olay. Yani Yavuz döneminde olan bir olay. Daha hakimiyeti bizde değilken kaybetmemiz tabii ki mümkün değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet dönemi gelişmelerinden biri değildir? İstanbul'un fethedilmesi tabii ki Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşti. Fransızlara kapitülasyonlar verilmesi Kanuni Sultan Süleyman zamanındadır. Kırım Hanlığı'nın Osmanlı'ya bağlanması Fatih döneminde olmuştur arkadaşlar. Otlukbeli Savaşı'nın kazanılması da yine Fatih döneminde gerçekleştirilmiş bir savaştır ve başarılı olunmuştur. Rodos'un kuşatılması ancak alınamaması. Doğru arkadaşlar Fatih Rodos'u kuşatıyor fakat alamıyor. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman alacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Verilenlerden hangileri Mohaç Meydan Savaşı'nın sonuçları arasında yer alır? Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile komşu olması olur tabii ki çünkü Macaristan fethedilecek. İkinci öncülümüz zaten Macaristan'ın fethinden bahsediyor. Doğru tabii ki arkadaşlar. Orta Avrupa'da Osmanlı egemenliğinin güçlenmesi elbette olur çünkü Macaristan gibi bir devlet fethedilmiş ve Osmanlı Devleti'ne bağlanmış arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 3 yani E şıkkı olacaktır.